Merhabalar değerli müzisyen arkadaşlar. Ben Cüneyt Ertaç. Yine bir kork videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda yeni Kork PA4X modelinin özellikleri, yenilenen fonksiyonları, yenilenen fabrika dataları, ritimler, bunlara ayrıyetten kendi hazırlamış olduğum CE4X Kork TR11 set ile ilgili derinlemesine bilgiler vereceğim. Video 3 parçadan oluşacak. İsterseniz şimdi hep birlikte videolara geçelim. Daha önce PA3X kullanan kullanıcılarımız farkındalar ki sound bölümünde PA3X'ten farklı olarak bazı yeni fonksiyonlar eklendi. Örnek olarak oscillator trigger mod bölümünde legato'dan daha fazla faydalanabilmek için değişik partlarla seslere değişik legato etkileri verebiliyorsunuz. Bu legatolar aynı zamanda polifonik çalmanıza da müsaade ediyorlar. Örnek vermek gerekirse mesela legatolu hazırlamış olduğumuz bir sesten örnek verelim. Yaylı sesinde normal şartlarda bir sese sadece legato verdiğinizde iki tuşu aynı anda basamazsınız. Ama yeni fonksiyonda buna müsaade ediyor. Şu an legato varken aynı seste hiçbir değişiklik yapmadan aynı anda akor Korg'un daha önceki modellerinde olmayan yeni bir fonksiyon eklendi. O da şöyle ki, daha önceden bir ritim yazarken ritmin içerisine ritim kayıt bölümünden herhangi bir ekleme yapamıyordunuz. Bunun ne gibi faydası olacak diyebilirsiniz. Şöyle bir faydası var. Örneğin bir intro partisi yazıyorsunuz. Intro partisi içerisinde bazı eklentiler yapmak istediniz. Şöyle yeni bir şarkıdan, yeni bir ritimden buna örnek vermek gerekirse. Diyelim ki alto saksafon akompanya 3 bölümden bir trak çalacaksınız. Buraya da istediğiniz herhangi bir akoru veriyorsunuz. Buna user bir akor verelim örneğin. Re üzerinden çaldığımızı düşünün. Diyelim ki onu bir kayıt yapıyoruz. Bunu bu şekilde kaydettik. Çıktık dışarı. Favori veyahut da user bankamızda herhangi bir yere buna bir isim vererek kaydettik. User'da boş bir yere atayalım. Dışarı çıktığımızda cihazın herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde koma olmamasına rağmen farkındaysanız komamız yok. Bu ritmimizde yaptığımız koma geliyor. Bunu diğer chord modellemelerinde de aynı şekilde transpoze ile birlikte taşıdığını göreceksiniz. PA4X efekt parametreleri olarak değişik bir kategorilendirme performansına sahiptir. Örnek olarak sağ elde kullandığınız upper seslerine iki master efekt verebilirsiniz. Sol taraf yani ritimler bölümüne 3 tane master verebilirsiniz. Ama bunların ayrıyeten bu kısma bağlı olarak Mixer Tuning bölümüne girdiğinizde Insert FX diye bir bölüm var. Burada istediğiniz ritim partisine 4 tane efekte varana kadar yeni efektler ekleyebiliyorsunuz. Örneğin basa verdik. Akompanya 3 bölümüne verdik. Bu şu an kullanmış olduğumuz bu efektler tamamen master'dan bağımsız. Kendi kanalları içerisinde master'a da isterseniz paralel olarak kullanılabiliyor. Aynı şekilde upper bölümünde de bir tane daha Insert FX ile bunu kullandığınız sese tatbik edebilirsiniz.
Yine PA3X'ten farklı olarak yenilenen otofil özelliği, bunun haricinde yine eskiden olduğu gibi ataklarımız hala 4. Ancak şöyle bir özellik eklendi. Örnek vermek gerekirse, mesela bir ritimde herhangi bir varyasyona çalarken diğer bir varyasyona geçtiğinizde hala eski varyasyonun atağını kullanıyordu. Siz bunu dilerseniz fonksiyonlar sayfasından otofili istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Yani şöyle bir seçeneğiniz var. İsterseniz global içerisine girelim. Evet. Target variation'ı seçtiğiniz vakit mevcut varyasyondan diğerine geçerken ataklar hangi varyasyona geçiyorsa, diyelim ki birden 3'e geçiyorsunuz, 3'ün atağıyla çalmaya başlar. Current variation diye seçmiş olsaydınız tıpkı eskisinde olduğu gibi 3'e geçseniz de hangi varyasyona çalıyorsanız o varyasyonun atağıyla geçecektiniz. Bu yine yeni bir özellik. Yenilenen bir özellik yine panel üzerindeki switch, yani butonlarda hayalet diyebileceğimiz bazı ışık seviyeleri mevcut. Bu nasıl bir faydası olacak? Özellikle karanlık mekanlarda çalışan müzisyen arkadaşlar bu özelliği oldukça güçlü bir şekilde seveceklerine inanıyorum. Örnek vermek gerekirse bu ışığın seviyeleri artırıldıkça hayalet ışık daha güçleniyor. Ben ama bunu soft olarak kaydettim. Medya butonuna gittiğinizde herhangi bir set seçiyoruz. Bu 3X seti de olabilir ya da daha eski modellerden gelen setler de olabilir. Örnek vermek gerekirse, örneğin elimizde böyle bir setimiz var. Bunun içerisindeki dosyalar farkındaysanız hala eski PA serisi modunda gözüküyor. Bunun nedeni PA4X'te STS'lerin isimlendirmeleri ve performansların isimlendirmeleri değiştiği için bunları yeni şekilde yükleyemiyorsunuz. Yani şöyle söyleyelim. Bir seti PA4X'e yüklemek istediğinizde Yes'e bastığınızda bazı hata mesajları çıkacaktır. Panik yapmayın. Yükleme imkanınız var ama birazcık daha değişik bir yolu yüklüyorsunuz. Şöyle ki Open'ın açıyorsunuz datayı. Global'e yüklemiyorsunuz. PED'e direkt yükleyebilirsiniz. Performansı yüklemek için açıyorsunuz. Bankları teker teker istediğiniz yere adreslendirerek yüklemeniz gerekiyor. Eski cihazlarda 16 bank, bunda 11 bank var. Panik yapmayın çünkü eskilerde 4 page vardı biliyorsunuz. Bunlar 6'ya çıktığı için yer olarak aslında daha fazla yere sahipsiniz. Öte yandan factory datalarının artık kendi performansları var. Yani eskiden sadece user performans varken şimdi factory performans olarak da ayrıldı. İsterseniz buraya global medya içerisinden mod preferansınıza gittiğinizde faktör pratiği kaldırarak fabrika datalarının yerine de performans yükleyebilirsiniz. Yine sound datalarını yüklemek istediğinizde Open'ı açıyorsunuz. User 1'i User 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'e, 4'ü 4'e, User DK'ya da User DK'ya yüklüyorsunuz. Style dosyasını olduğu gibi yükleyebilirsiniz. Ve böylelikle eski setlerinizi dediğiniz şekilde PA4X'te kullanma imkanınız var.